birbirinin ardından problemler ortaya çıkmaya başladı. FTX'in batışı bu kadarla kalacak gibi durmuyor. Bu yüzden acilen bu videoyu çektim. Ortalık karışık, borsalarda işler karışık, projelerde işler karışık, stabil coinlerde işler karışık. İşte şu an fark yaratmak istiyorsak sakin kalmamız gereken dönem. Hiç endişelenmeyin. Bugün gerçekten piyasalarda neler olup bittiğini, borsaların hayatta kalıp kalmayacağını, nasıl önlem alınabileceğini, Sonra nasıl ortalık yangın yeriyken rüzgarı lehimize alabileceğimizden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce şans kaplumbağası ekranda borsalardan kaçıyor ve kaçarken beyni bırakanlara iyi şanslar diliyor. O zaman derinlere inelim. Şimdi size şu tweet'i göstermem lazım. Öncesinde de başka tweet vardı silindi ama insanlar öğrendi. Crypto.com cüzdanından 21 Ekim'de Gate.io'ya transfer gerçekleşmiş. Transferin büyüklüğü 320.000 Ethereum. 320.000 dolarlık Ethereum değil. 320.000 Ethereum. Son ortaya çıktı ki biliyorsunuz borsalar şu an proof of reserve diye bir şey başlattılar. Herkes şu kadar paramız var, bu kadar paramız var, endişelenmeyin cüzdanlar burada diye kaynaklarını paylaşıyorlar. Crypto.com'un CEO'su yanlışlıkla gönderdik dedi. Normalde başka bir soğuk cüzdana gönderecektik. Gate.io'ya gitmiş dedi. Daha da garibi ise Gate.io'dan Crypto.com'a dönen iade para sadece 285.000 Ethereum. Bunun gerisi nerede? Tabi ben anladım. Eğer Gates Ayo'ya yanlış transfer yaparsanız geri iade ederken sizi cezalandırıyor. Neyse. Crypto.com'un CEO'su bu söylenenlere de cevap verdi. Merak etmeyin biz hepsini aldık dedi. Ve bunlar tam ne zaman yaşandı biliyor musunuz? ayo kendi sosyal medya hesabından proof of reserve dediğimiz şeyi yani kaynaklarını paylaşmadan hemen önce. Yani şöyle düşünün. Yurt dışından vize almak istediğiniz zaman sizin bankanızda para olmasını istiyor konsolosluk. Çoğu insanda eğer parası yoksa bunu çözmek için yakınlarından borç para, ödünç para alıp kendi hesabına koyuyor. Vize aldıktan sonra, yurt dışına çıktıktan sonra tekrar o parayı sahiplerine geri veriyor. Açıkçası böyle bir şey mi? Bilmiyorum. Bu borsaların rezervlerine inanabilir miyiz? Bilmiyorum. Ben paranoyak olmayı tercih ediyorum. Çünkü her zaman dediğim gibi yalnızca paranoyaklar hayatta kalır. Ama bir borsanın yanlışlıkla Ethereum rezervinin %80'ini hatayla başka bir cüzdana göndermesi ya orası kimsenin erişimi olmayan seed phrase dediğimiz 12 kelimenin kaybedildiği, kullanılmayan bir cüzdan olsaydı ne olacaktı? Bilmiyorum yanlışlıkla gönderilmesi sonra o paranın eksik kesinti yapılarak geri gönderilmesi. Sadece kendinize güvenin. Bundan da bahsedeyim. Gate.io tweet attı kesinti falan yok. Biz hepsini geri gönderdik dedi. Sonra da altına kaynak olarak bir adet link koymuşlar. Twitter'daki linke tıkladığınız zaman Crypto.com'un Gate.io'ya yanlışlıkla gönderdiği para var. Yadenin linkini bile koymamışlar oraya. Bu borsaların neler yaptığından bahsetmem. İfşa etmem belki birçok iş birliğimin önünü kapatıyor. Direkt veya dolaylı yoldan. Ama umurumda değil. Ben satılmış değilim. Emek vererek zorluklarla kazanılmış paranın kaybedilmesinin nasıl bir duygu olduğunu biliyorum. İnsanların para kazanmak için ne kadar uğraştığını da biliyorum. Bu yüzden paranoyak olmanızı istiyorum. Crypto.com'un dışarıya giden bu yanlışlıkla transferinden sonra kendi tokenları da çakılmaya başladı. Parası kaynağı olmadığından mı? Hayır değil. Başka borsalara da gönderiyor. Aksine insanlar bu son yaşananlardan ve bu son yaşanandan sonra insanların güvenmemesinden kaynaklanıyor. Birçok insan borsanın tokenını satmış. İnsanlar, ahali, Merkeziyetsizlik bu. Fonlarınız sizde olmalı. Eğer ben beceremem diyorsanız veya tüm riski kendim alamam diyorsanız o zaman platformlar arasında bölmelisiniz. Paranızı hem platformlar hem de soğuk cüzdanlar arasında bölün. Elon Musk'ın dediği gibi Bitcoin başaracak ama uzun bir kış olabilir. Oluyor da bu yüzden öneminizi almalısınız. Piyasa hakkındaki düşüncelerime ve ben ne yapıyorum ona gelmeden önce şu an elimizde bilmeniz gereken önemli bir veri var. Borsalardaki Bitcoin rezervleri aşırı düşüyor. Hatta bu son 4 yılın en düşüğünde. Aslında bence bu iyi haber. Çoğu insan zor yoldan da olsa öğreniyor. Bitcoin'lerini borsalardan çekiyor. En azından güvenmediği borsalardan veya bölüştürüyor. Bu arada görüyorum ki çoğu insan stabil coin'leri çekiyor. Onlar zaten fiyat para birimlerine bağlılar. Değerli olan şey onlar değil. Değerli olan şey bitcoin'iniz. Çekecekseniz asıl onları çekin. İnsanlar kriptolarına sahip çıkmayı öğreniyorlar. Demek ki kötü şeyler yaşanması gerekiyordu. Totalde geçen hafta 3 milyar dolar değerinden daha fazla bitcoin borsalardan çekilmiş. İnsanlar borsalardan korkuyorlar. Bazı insanlar tamamen kripto piyasasından korkmaya başladı. İlk başta yıllar önce zamanın Binance olan en büyük borsa olan MT Gux çöktü. Ardından birçok borsa çöktü. Son zamanlarda Luna çöktü. Celsius vesaire çöktü ve şimdi FTX. Herkes korkuyor. İşte her zaman bahsettiğim 3 aşamalı ayı piyasasının en zor, en çetin geçecek aşamasına geldik. Bu da üçüncü aşama. Bıktırma ve sattırma aşaması. Ayı piyasası üç aşamadan oluşur. Birincisi piyasalar ilk düştüğünde, düşmeye başladığında gerçekleşir. İnsanlara ilk para kaybetmenin yaşattırdığı duygular, endişe, kaygı ve korkudur. Burada düzeltme diye panik alış yapanlar da vardır ve bunlar kaybederler. Burası oldukça volatildir. Minik düzeltmelerle aşağı gider. Bunları bir gerekçe bulmaları lazım. Bu da bu seferkinde Luna ile başladı. Ayı piyasasının ikinci aşaması. İnsanlar baktılar piyasa düştü ve kısa bir süre geçmesine rağmen hala toparlanmadı. İşte burada öfkeli olurlar. Artık insanlar ayı piyasasının geldiğine ikna olsun diye dili gibi kötü haberler pompalanır. Ve bu ikinci aşama geçiş aşamasıdır. Üçüncü aşama ise volatilitenin öldüğü. Unutmayın insanlar yükselirken ve düşerken kazanırlar. Volatiliteden kazanırlar. Çünkü hem yukarı hem aşağı yönlü pozisyon açabilirler. Volatilite ölürse yani fiyat dalgalanması olmazsa piyasalar çok sıkıcı olur. Fırsatlar bulunmaz ve insanlar sıkıcı yatırım açıkçası sevmezler. Piyasayı terk etmeye dipten satmaya başlarlar. Burada birileri ucuzdan alım yaparlar. Bu üçüncü faz en uzun süre nedir? Hisselerde genelde 1 ila 2 yıl arası sürerken kriptolarda Hisselerde de çok, çok uzun sürenler oldu. Kriptolarda da 2-3 yılı gördük. 3 yılı gördük. 24 binlerde kriptolarımı sattım. Ayı piyasası bu kadar tatlı ve şirin olamaz dediğimde insanlar Bir yıldır düşüyor zaten ne olamaz? Fut yaratma, insanları korkutma. Herkes ayı piyasasında dolay 5-6 ay düşecek. Bir yaz düşük kalacak, sonra dipten alacağız. Hemen yükselecek ve biz zengin olacağız diye düşünüyordu. Ayı piyasaları hayvan gibi sıkıcı ve depresiftir. Bir tweet gördüm ilgimi çekti. Sam Bankman Fried'ın ikinci şirketinde Alameda Research'te Alameda Research'un logosunda sembolizm kullanılmış diye tweet atmışlar. Hatta FBI tarafından yayınlanan belgeye göre şu anda ekranda görüyorsunuz pedofillerin kullandığı semboller ve işaretler bu logoya benziyor deniyor. Benzerlik var mı? Alameda'nın logosu buna yönelik mi bilmiyorum. Ama ekranda gördüğünüz rapor FBI tarafından yayınlanmış resmi bir rapor. İşte bu yüzden her zaman diyorum. Kriptolar ekranda gördüğünüz grafiğin, desteğin, direncin, formasyonların çok ötesinde. Teknik analizin iyi bir yardımcı olduğu zamanlar oluyor olabilir. Sadece yatırım kararlarınızı buna göre veriyorsanız, geçmiş hareketlere bakarak veriyorsanız bence çok şey kaçırıyorsunuz. Ve böyle bakıyorsunuz. Hiçbir teknik analiz Luna'nın çökeceğini bilemezdi de bilemedi de. Ama ben Ethereum rakibi olması muhtemel coinler isimli videoda Luna'ya yer vermemiştim. Luna'nın Ethereum rakibi olması muhtemel değil demiştim. Çünkü proje ile ilgili yeteri kadar kaynak, rakipleri kadar Ethereum, Solana, Avax kadar kaynak bulamadım demiştim. Ama her tepe bir öncekinden daha yüksekti. Yükselen trenddeydi. Teknik analize baktığınız zaman her şey yolunda gözüküyordu. Ta ki çöküşe kadar. O videonun altında bir sürü Luna yatırımcısı tarafından linç yedim. Ve sonra iyi bir şey yaptığımı anladım. RSI bir yatırım aracının aşırı alındığını veya aşırı satıldığını gösteren ana indikatördür ve RSI Bitcoin tarihinde hiç bu kadar düşük olmamıştı. Bitcoin çıktığından beri, listelendiğinden beri RSI en düşük seviyede. İlanın dediği gibi Bitcoin hayatta kalacak ama önümüzde çetrefilli bir kış var. Uzun vadede Bitcoin hakkında olumlu düşündüğüm için neden böyle düşünüyor diyenler varsa blockchain'in merkeziyetsizliği ve blockchain'in yarattığı fırsatları DeFi'yi, permissionless, kimseden izin almamayı, hatta merkez bankalarını ve bankaların nasıl çalıştığını anlamıyorlar. Dediğim gibi ayı piyasası sürdüğü sürece özellikle bu fiyatlardan topluyorum. Daha düşer mi? <laughs> Burası kripto para piyasası. Popüler gökkuşağı grafiği nasıl kırıldıysa Bitcoin'i biraz daha muhtemelen 14000 bin, 15 bin'in altına inmeyecek ama biraz daha düşebilir. Ama tarihin RSI'yi en düşük seviyesindeki Bitcoin'i buradan almadım demek istemiyorum birkaç yıl sonra. Bitcoin adresleri tavan yaptı. Bitcoin düşmesine rağmen bir Bitcoin'e sahip cüzdanların sayısına bakın. İnsanlar bunun fırsat olduğunu düşünüyorlar ve korktukları zaman kimden? Merkez bankalarından, dolandırıcı projelerden ne olursa olsun korktukları zaman Bitcoin'e sığınmaya başladılar. Beni dinlemeyin ben sadece kamera karşısında konuşan biriyim. Çizgi çizmek bir şey alıp sattırmak yerine bunlardan bahsediyorum. Çünkü Para kazanma ihtimaliniz başkasının elinde olmamalı. Kendinize yatırım yapmalısınız. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım videoda kaydeder bir şeyler bulabilmişsinizdir. Eğer bulduysanız beğeni bırakırsanız kanala yardımcı oluyor. Bunun için teşekkür ederim. Yeni gelen bu ve bunun gibi videoları kaçırmamak. Hatta ilk görenlerden biri olmak için mutlaka abone olun. Ve yanındaki zil butonuna tıklayıp bildirimleri açın. Beni Instagram'dan görmek isteyenler Instagram hesabımı yazdıklarımı okumak isteyenler açıklamaya koyacağım. Twitter hesabımı takip edebilir. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakmaya ve kendinize yatırım yapmaya devam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.